25. İlahi 225. Oh,
82. 82. İlahi 82. İlahi 82. İsa yüce. Yeah.
Yaprakta. 249. Yeah.
Oh.
İlahi 227. Benim adım Mesela, adım Mecem, oh.
192 ilahi 192. İlahi 192. Mesih geldi müjdeledi, kapı açın dinledi. Mesih geldi müjdeledi, kapı açın dinledi. İlahi 194. Bak sana karşı gidayım, bir gün olur.
İlahi 114. Yeah.
117. Thank you.
Teşekkür ederim sana. Seni kutsal olsun. Şükürler olsun Allah'ımıza. Teşekkür etmek isterim. Rab tekrar bizleri ziyaret ettiği için. Teşekkür etmek isterim. Yani döktüğü ruhu üzerinde. Gerçekten son birkaç ayda hem doldum ve patlayacağız. Yani bir daha söylemek, bağırmak, ayağa kalkmak. Yani bu şey içinden geldik. Ama gene de kutsal kitapta Allah sözünde dedi. Yani bir şey gelince biz kendimizi sıkmayalım, kendimizi salalım ve böylece Allah'ın yani ruhun işleyişini yani bizlerde fırsat verelim, Rab göstersin. Ben teşekkür etmek isterim onun merhametine. Yani dediyseydi neyi bekleriz? Rab'den günün bir günü onun merhametini. İşte bu yüzden Rab'bin merhametini beklediğimiz için yani Allah da bizleri bu topluluklarda kendi kutsal ruhun ateşini bizlerin üzerine dökmekle yani bizleri ruhunla, bereketinle doldurmakla yani bizleri öğretmek isteriz. Kutsal kitapta görelim yani son haftalarda yani ben de Mata'nın yani 5. bölümünden yani 7. bölümünden kutsal kitaptan ruh bunu bana verdi ve ben de bunu toplantılarda paylaştım. Ver vakti zaten Allah'tan isterim. Allah'ım sen ver söz. Evet çünkü görüyoruz nasıl ilahi dediyseydi yani otlaklar kuru yani oğluklar kırık dökük yani koyunlar aç gezmesinler. Abi. Evet. Bunun için Rabbe teşekkür etmek istiyorum. Yani bu 5. 7. bölümde İsa'nın yani dağda vaazı yani kutsal ruh tarafından çöle getirilmiş şeytan tarafından dinlendikten sonra melekler ona hizmet etti ve İsa çıktı yani müjdeyi sözü bildirmek için. Bunun için çok önemlidir. Biz de Allah'ın müjdesini tam Rab nasıl onu bıraktıysaydı yani öyle onu kabul edip hayatımıza geçirelim ve yaşayalım. Çünkü Allah'ın sözünü yaşarsaydık bu demek Mesih bizlerden yaşıyor. Kutsal kitapta da değeri yani bizim de amacımız budur. Onun bizlere verdiği sonsuz yaşama bir gün yani kavuşalım ve onunla beraber birlikte yani cennette olalım. Ne dedi yüreğiniz sıkılmasın İsa yani gelinmeden önce. Çünkü ben gidiyorum. Ne için? Sizlere yer hazırlamak için. Evet. Bunun için Rab'be teşekkür etmek isterim. İsa öğrencilerine bu sözleri söyledi. Yani bu sözlerle onları teselli etti. Yani bugünlerde İsa bizlere de söz veriyor. Çünkü bizlere sözünü bıraktı. Ne için? Yani onun sözünü yani dinleyip hayatımıza geçirmek için. Sözü yaşarsaydık bu demek Mesih bizlerde yaşıyor. Dediyseydi bazı öyle örnekler verelim. Büyük bir gün buradan aldığımız ilçe yani her kişi yani ayrı çeşit alabilir. Çünkü Rab hepimize birer borç hazırlamış. Nasıl yakında eve gidik. Küçük çocuklara dair bir porsiyon koyuyorlar ama onlar oradan buradan derler birkaç bir şey. Yani porsiyon bütün. Ama o bütün olduğu için bu demek onlar aç kalkmadı. Ama onların yani midesi, onların vücudu o kadar yani ihtiyacı var o kadar alıyor. Biz de büyük bir gün buradayız. Her kişi yani farklı farklı almış olacak. Ama önemlisi budur. Rabbin davetine ve sofrasına oturduysaydık ve bu emeğe idilseydik yani buradan aç gitmeyelim. Çünkü buraya geliriz ateş almak için. Buraya geliriz Rabbin gücünle yani lütfunla, merhametinle yani dolup yani onu anlamak için. Ben diyebilirim Allah'ın merhameti nedir? Yani çok kötü biriyken yani kutsal kitapta Paulus dediyseydi en kötüsü bendim, Allah merhametini bende gösterdi. Amin. Ve işte orada bizim tarafta benim bölgede olduğunda yani bunu anlatmakla bana hiç yani zor gelmedi. Amin. Çünkü insanlar eski hayatımı tanıyor. Ve böylece yani kolay olayla İsa Mesih'in müjdesini yaymasi için. Bunun için ben onlara anlattık ki Allah'ın merhameti nedir, onlar az bir şey farkına erebilir.
Dünkü gün biz de buradayız. Yani Rab bizleri öğretmek ister. Yani görürüz 5. bölümde kutsal kitapta yani 1. ayeti okumak, 1. 2. ayeti okumak yani İsa ne yaptı? Yani ve kalabalıkları görüp dahiye çıktı ve oturunca öğrencileri ona geldiler. Bakın büyük kalabalık vardı ama İsa kalabalığı bıraktı, dahiye çıktı ve öğrencileri de onu izlendi. İzledi ve onun yanına gittiler. Evet, bizler de yani gitmemiz için biraz zor gelecek bizde. Yani annelerimizden kalkıp yani buraya kadar da bazı gelmemiz bizlere usanç gelir. Deriz yani keşke bir şey olmasaydı, yani sanki istedik ama böyle geldik, biraz insanca geldik. Ama neyse de yani bu zorluk çekmemizde, yani buraya gelmemizde İsa bizlere konuşmak ve seslenmek istiyor. Çünkü her vakit İsa'ya gelmek için, yani onun sözünü dinlemek için yani biz zorluk çekmiş oluruz. Ve İsa ne yaptı? Onlar onun yanına gelince ağzını açıp onlara öğreterek yani anlatmaya başladı. İsa bizleri de burada öğrettiriyor. Değil sadece burada, yani bizim toplantılarımızda da. Ben Rab'be teşekkür etmek istiyorum. Yani Rab çobanlar hazırladığı için, lahi dedi seni çobanlar yok, koyunlar sağa sola gidiyor. Ama bakın Allah'ın merhameti ne kadar büyük. Dil bir 3-5-8-10 çoban bizler için hazırladı. Yani çeşin çeşin taze yiyeceklere, yani sakin sulara getirip, yani Allah'ın gereken yiyeceğini bizlere verirsin. İşte bunun için İsa büyük bir gün ağzını bizlere açıp yani bizleri öğrettirmek istiyor. Yani ben bu sözden almış olarak yani gitmek istiyorum. Yani 7. bölümün 13. ayetine. İsa gördük öğrencilerini öğrettiriyor. Ve 13. bölümde 7. ayette şöyle dedi. Dar kapıdan girin. Amin. Bakın. Eskiden yani önceden onlara konuştuğu 5. 7. bölüme kadar İsa konuştu onlara, eskiden böyle işittiniz, eskiden şöyle işittiniz, nasıl halkla anlaştı dedi, eskiden böyle vardı, oruç tutturdunuz, Ramazan tutturdunuz, onu yapırdınız, işittiniz, bir kimse size kötülük yapırsa siz de kötülük yapın. Ama İsa başladı sonra desin 6. bölümde onlara, ama şimdi ben sizlere şunu söyleyeyim. Abi. Evet, eskiden öyle bilirdik. Ama artık her şey eski gitti. Amin. Ve biz artık yeni insan olduk. Amin. Amin. Yeni yarattık olduk. Amin. İşte bunun için İsa ne yaptı? Öğrencilerini yanına çağırdı. Kalabalığı bıraktı. Ve öğrencilerine seslendi. Amin. Eskiden dedi şöyle bilirdiniz ama şimdi ben sizlere şöyle söylüyorum. 13. ayette şöyle dedi. Dar kapıdan girin. Çok defa dünyada eskiden kimilerimiz de aramızda bazı öyle deriz. Zordur bu Allah'ın yolu. Dar dediğine iplik gibi, iğne gibi, bilmem ne gibi. Herkes dar dediğine ince dediğine demek zor bir şey. Hayır, hep zordur. Dar ne için? Bu yolu bulan insanlar azdır. Çalımhane'ye kadar yapmadılar magistral. Ama Varna'ya kadar yaptılar. Ne için? Varna'ya giden arabalar, sürücüler daha çok. Çalımhane zaman zaman günde 100 araba, 300 araba geçirse geçer. İşte bu yüzden yani buraya dal yolu tuttular. İsa'nın Allah'ın yolu da dardır. Şundan ne için? Ne için de onu bulanlar azdır. Amin. Salırsan bir koyun geçsin. Yani yapacak o bir dar pateşki ama salırsan bir sürü koyun geçsin. Bu sokak gibi bir yol yapacak. İsa da bunu dedi öğrencilerine. Dar kapıdan yani girmeye yani çalışın. Ne için? Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Ve ondan geçerler çoktur. Çünkü yaşama götüren kapı dar ve yol ensizdir ve onu bulanlar da azdır. Abi. Ne ister desin Rab? Dar kapıdan girmeye çalışalım. Evet. Çalışmak ne demek? Biraz dikkat etmek demek. Dil birisi derse böyle yap, böyle yapalım. Yoksa biz eskiden öyle işittik, şimdi buradan da böyle işittik, toplayacağız ikisini bir yere, yani orada bir karışık bir vurgulama yapacak. Hayır! Demek dikkat etmemiz gerekiyor biraz. Eğer buraya toplanırsaydık, bu son günlerde ayda iki defa da oldu, bilmiyorum daha da ne kadar oldu. Evet, ama Rab bizlerin dikkatini çekmek istiyor. Amin. Nasıl öbür defa
Yani Rauf kardeş dedi, bir genç adam beygiri çekelermiş. Demiş ona yavaş konuş. Ama almış, bir süren basmış onun davasına. O çocuk demiş, tamam dedi, sen sakin dedi, bak ne yapayım. Dikkatini almak için. Bakın, bu dünyada o kadar çok şeyler var hani bizim dikkatimizi çekeni, ama Rab bizleri uyandırmak istiyor. Dikkatimiz her vakit tarafta ve onun sözünde olsun. Eğer İsa dediyseydi dar kapıdan girin, demek o bizlere bir şey demek ister. Bakın nedir? Yaşama getiren, yani yol ve kapı dardır. Bunun için Kora bizlere güç versin. Allah bizlere hikmet versin. Allah bizlere zihin açıklığı versin. Yani bu Allah'ın sözünü anlamamız için. Ben böyle derim. Koyunları salesin tarlaya. Çayırı onlar otlayır 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 otlayır. Yavşamsı toplandıktan sonra onlar başlar içindeki olanı çevirmeye ve çiğnemeye. Biz de buraya toplantıya geldikten sonra, bu toplantıdan eve gittikten sonra, yoksa yolda çıktıktan sonra düşünelim. Bu aldığımız icat tekrar geri çevirelim, hatırlayalım, düşünelim. Ya Rab sen bizlere ne demek istedin? Abi. Yani büyük gün Rab kardeşim, yani dediği söz ve kelam ne istedesin? Yani diyor işittiğimiz ve duyduğumuz şeyleri yapalım. Ama şimdi Rab bizlere söylediği, bildirdiği sözü yerine getirelim. İşte bu yüzden zayıfız. İşte bu yüzden ta dediyseni tam nasıl gerekirseydi gökler sağmadı. Ben millet arasında gezen bir kişiyim. Milletlilerden doğmuş olan bir kişiyim. Az ve çok onların hayatını görüyor ve biliyorum. İnan verim o kadar büyük fark olsun yani Bulgaristan'ın yani 100 kilometre ilerisinde. Ama İsa bizleri, Rab bizleri uyarmak istiyor. Rabbin sözüne yani kulak verelim. İşte bunun için nedir? Ta ötede şöyle de 24. ayete gitmek istiyor. Bunun için her kim benim bu sözlerimi işitip onları yaparsa. Bakın yani Rab koydu bir ultimatum. Evet. Rab bizlere konuşur. Biz işiteriz bu sözü. Ama bu söz sadece kulağımıza yani güzel bir şey gibi gelmesin. Çünkü buradayken layihler söylendiği yere dolar, destü ve belir tiken tiken oluyor. Ondan önce çıktık emek ime fakir mötelen bir çalgı sesi var. Yorulan da bir kimse o şarkılarımı dinler yani diyeceğim. O şarkı mı onlar? Onları işitince onlar da belki sanki böyle bir şey oluyor. Ama bakın bu demek kimin ruhunla doluyuz. İşte bunun için burada işiden sözü İsa bizlere bir ultimatum verir. Yani bizlere der dikkatli olun. Demek dikkatli olalım. Dikkat edelim. Ne dedi? Bunun için her kim benim bu sözlerimi işitip onları yaparsa. Amin. Demek karşılığında bir şey olacak. Onu evini kayanın üzerine kuran akıllı adama benzetir. Amin. Amin. İsa ne dedi? Demek akıllı varsa onun tersi neyi var? Akılsız da var. Ama bu sözleri işiten, yani dinleyen ve onları kabul eden ve onları yaparsa ne dedi? O zaman seni akıllı bir adama benzetmiş olmuş olurum. İnanırım balıkçılar, İsa'nın öğrencileri balıkçılar, onlar çok akıllı dedi. Burada akılsız insanlar ne öyleler? Kimin yoksa da okumuşluğu çoban. Orada da okumuşlu olmayanlar herhalde balıkçı olurlar. Akılsızlar. Ama İsa'ya geldiler ve İsa onları anlattı. Bakın ne dedi? Ben şimdi bu sözleri sizlere söyledim. Sizlere anlattım öğrencilerine. Ama siz onları tutarsanız ve onları yaparsanız o zaman sizleri akıllı kişiye benzetmiş olmuş olur. Ya. Evet. Gerekli değildir biz akıllı olduk. Ama bu işiden sözü tutarsak ve yaparsaydık İsa bizleri o zaman akıllı olmuş olarak kılacak. Amin. Bunun için gerekli değildir, çok akıllı olasın. Ben kardeşlerime derim, kardeşlerim zaten bizim millet hep böyle. Yaşlı insanlar okuması yok, yazması yok, gözlerine biraz daha gelir. Gözlük de yok, kaler oradan iki lebe, gözlük bu yeri gözleri daha çok bakıyor. Hemen okuyorum, tamam okuma. Rab bakın ne yaptı çobanlar var. Rab bıraktı sözünü, ne yapsınlar? Bizlere bildirsinler.
Hepimiz karanlıktan çıkmayız. Ama İsa öğretirken ne dedi? Döndü öğrencilerine dedi. Siz bu yerin tuzusunuz. Tuz olun ve tat verin. Sonra döndü dedi onlara. Siz bu yerin ışığısınız. Işık olun. Evet. Ne zor var bunda? Ama Rab ister bizlerden biraz çaba gösterir. Hayatı Rab bizlere verdi. Ama şimdi ne lazım? Görmek lazım. Ne için? İsa dedi, izleyin beni. Her gün çarmakınızı yüklenip izleyin beni. Demek ki her kişinin bir çarmakı olacak. Böyle kollarımızı sallayarak kolay kolay gitmeyeceğiz. Hayatımız şu kulak olmayacak. Ama çarmak yüklenip taşımak var. İsa o kadar kısa bir yerde taşıdı. Filmi kim baktıysaydı yarı yola kadar geldi, düştü, yoruktu. Evet, demek zordu. Ve herkes kendi çarmakını taşıyor. Kimse demesin benimki büyük, benimki küçük. Ama Rab dedi bizlere, bunun için her kim benim bu sözlerimi işitip onları yaparsa onu evini kaya üzerine kurmuş akıllı adama benzettirir. Ve yağmur yağdı ve seller geldi ve yerler esti ve o eve saldırdılar ve yıkılmadı. Neden? Çünkü ev kaya üzerine kurulmuştu. Sevgili kardeşler, eğer evimizi sağlam kaya üzerine kurmuş olursaydık, ne de gelse evimiz yıkılmayacak. Saldırsa da su da gelse, sel de gelse, yani yıkılmayacak. Ne görüyoruz kardeşlerim? Evimiz kaya üzerinde olmadığı için bir olay olunca, bir söz işitince, öbürü öyle demiş, öbürü öyle demiş, yoksa öbürsünü öyle görmüş, yapmış, o kardeş sonunda ne yapmış? Düşmüş, küsmüş, darılmış. Kime? Neden de Rabbin sözünü dinlemedi? Neden de yani dediyseydi evimizi sağlam temel üzerine kurmadı? Rab isteri evimizi sağlam temel üzerine kurmuş kişiler olur. Akıllı adamlar olur. Çünkü daha aşağıda şöyle diyor. Ve benim bu sözlerimi işiten de onları yapmayan. Aramızda vardır öylelerde. Ben işittim. Ben gene de buradayım. Seslemek için, dinlemek için inanırım. Ama bakın, Rabbin sözünü de yapmayalım. Ama bu hiç iyi değil. Sevgili kardeşim, dünkü gün, bekleme yarın olsun, bekleme öbür hafta çalım aydın toplantı olsun, yoksa öbür toplantı. Ama dünkü gün kesin karar ver. Yıl kafanda, yıl ağzında, yüreğinde. Rabbi izleyecek misin? Yani şu andan önce, fark etmez, şimdiye kadar nasıl yaşamışsın? Şimdiye kadar nasıl düşünmüşsün? Şimdiye kadar nasıl yürümüşsün? Nasıl inançlık yapmışsın yoksa yapmamışsın? Ama şimdi şu andan öte kesin karar ver yüreğinde. Çünkü insan ağzınla inanç oldum demekle olmuyor. Yüreğinle inanmak. Kimi kardeşler işitmiş, görmüş, yeni imanlı insanlar, yani Rusça'ya gittik, kardeşler ister inanç olsun, tamam nasıl kardeş, zaten kardeş biz inanç isteriz olma, dua yapın bize, tamam biz dua yapacağız size, el koyun bize, nereden görmüş, nereden işitmiş bilmiyorum. Evet, dua yapın bana, ben de inanç olayım. Yok kardeşim, ne ben ne başka bir kimseyi inanç yapabilir. İnsan yüreğiyle iman ediyor. İsa dedi, eğer yüreğinle iman edirsen, ağzınla yılan edirsen kurtulmuşsun. İsa Rab ve kurtarıcı ve Allah deyip yani kurtulursun. Ama yüreğinle iman edirsin. İşte büyük gün Rab seni bunun için çağırdı ve büyük gün sen buradasın. Ben mutlaka bilirim sevgili kardeşim, sen büyük gün buradasın. Bunun için. Çünkü lazım karar veresin. Evet, büyük gün Rab'den merhamet istersin. Çünkü günün bir günü gelince Allah'a bakmayacak benim 20 sene geriye kadar hayatımı ne yaptım, ne ettim. Ama Rab bakacak şimdiki durumum. Mutlu sayılacak bu insanlar nedir? Yıl çok bilenler. Ama sona kadar dayananlar. Dayanmamız için ne lazım olalım? Güçlü olalım. Bu güç de nereden? Allah'tan. Genel kardeşim bir sevdiği sözü var. Mezburlardan. Başımı dağlara kaldırıyorum çünkü yardımım oradadır. Evet. Bunun için 26. ayette şöyle derim. Benim bu sözlerimi işiten ve onları yapmayan herkes evini kum üzerine kuran budala adama benzeyecektir.
ve yağmur yağdı ve seller geldi ve eller esti ve o eve saldırdılar ve yıkıldı ve onun yıkımı büyük oldu. Hangi adamsın? Sel gelince, evine saldırınca, sana saldırınca seni kırılan, yıkılan, dökülen insan mısın? Yoksa ayakta kalan ve duran insan mısın? Sevgili kardeşim, Rab bugün özellikle sana seslenmek ister. Evini kimseye bakma. Ne için lazım bakasın bana, üçüncüsüne, beşincisine, hayatına? Kimse kimseyi kurtaramaz. Her koyun kendi bacağından çengeli asılacak. Ama büyük gün sen buradasın. Ne için? Ne için de Rab seni seviyor? Bu mesajı senin için gönderiyor. Özellikle bu söz. Bu Allah'ın çağrısı ve merhameti senin için. Bunun için buradasın. Çünkü Rab uyanmamızı ister. Uykudan kalkmamızı ister. Çünkü bizleri sever. Bir kızım var 15 yaşında. Bir sene onunla kafa dövdüm. Neler konuşmadım, neler anlatmadım. Çoban gibi anlattım, baba gibi anlattım, arkadaş gibi anlattım, öğüt veren biri gibi anlattım. 10-15 dakika, 20 saat, 2 saat, 2 gün. En büyük efekt 2 gündü. 2 günden sonra yine aklı gitti. Aşıklandı, sevdi 22 yaşında, 21 yaşında bir çocuk. Yani yok. Konuşmayın bana. Aklımı bozmayın benim. Anlatmayın bana. Tamam. Rab da bilirim böyle. Kafa dövecek, kafa dövecek ve sonunda bilir misiniz ne dedi? Fevvarın 14'ünde insanlar geldi ya, geldikler görsünler onu. Geldiler dediler, görelim kızı dedim. Kızı görmeyin, alın kızı gidin. Alın kızı gidin. Şaştılar. Ne istesin? Bir şey istemiyor. Nişan düğün, bir şey istemiyor. Alın gidin. Bıraktım, kendi hayatını kendi yaşadım. Bunun için sevgili kardeşim, bunu demek istedim sana bugün. Bir an gelecek, artık Rabbin sözünü duyamayacaksın. İşte büyük bir gün buradasın, inanırım. Belki bu senin son bir fırsatın. Belki Rab sana tekrar konuşacak ama senin vicdanın yandıysa, söndüyse, gittiyse sen artık sinek ısırmayacaksın. Öyle birisi onu sinek ısırır mı, canı acır mı? Yok. İşte bugünkü gün, şimdi kesin karar ver Rabbi izlemek için. Rabbi her şeyi bırak yerim geri. Karı kızan, bak yukarı, İsa çıktı öğrencilerin topluma, babasının ağların brejoları yırtılmıştı, dikirdiler onları, yamardılar onları. İsa dedi izleyin beni. O demedi yok babam ihtiyar, babam şimdi yaşlı, babamı bırak elleri. İki ve kardeş çekildiler ardından. Öbürsü Petrus dedi hadi. O da ben çekildi. Başka birine İsa dedi izle beni ama dedi ki ben babamı. Çünkü tortanın büyük payını alem. Dörtte üçünü alem. Onun işi er balınları. Öbürü dedi İsa seni izleyeceğim. Tamam dedi. Sözü bile o bunu küçüklükten beri yapıyorum. Tamam. Neyin varsa sar. Nasıl? Zevkinim. Nasıl yapayım? Arap'ta Allah'a zemcelerin parası var kalan. O Allah'ta ama düşünce çağırın nasları gelsinler. Abi. Evet. Ama belki bizim bir anımız olur. O zaman inançları da çağırmayız. İşte bunun için kutsal kitapta dediyseydi, eğer çünkü Rabbin sesini işitirseydik, o akıllı adam olmasını isterseydik ne derdi? Bunun için her kim benim bu sözlerimi işitip onları yaparsa akıllı adama benzer olmuş olur. Evet, ve vaki oldu ki İsa bu sözleri bitirince halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Biz de belki şaştık biraz. Yani bu sözleri işitince belki şaştık kaldık. Yoksa ben şimdi kadar evimi nerede yaptım? Tamam, kumda yaptıysaydım, yani başladıysaydım, yani daha bitirmediyseydim, başaramadıysan, ister başarmış da ol, kumda evi yık, daha iyi sen yık. Abi. Ne kadar sevdiyasın ki hayatında yıksın. Ve sonra çok zor ve çok kötü olacak. Halk bu sözleri işitince ne yaptılar? Onun öğretişine şaştılar. Çünkü onlara yazıcılar gibi değil, etkin biri gibi öğretiyordu. Amin.
Neden de kulağımız alıştı sözü duymuyoruz. Yazıcılar öyle konuşurdu. Hani bilmem hangi kardeşten işittim. O gider bir şikayet edin varsa ver, onu varsa ver, bunu varsa ver, şunu varsa ver. Gelmiş adam gidermiş bir yere. Varmış iki kustumu, iki anteresi mi, üç anteresi, üç kustumu mu? Gitmiş, giymiş kustumu aramış, mavi anteri karısına demiş. Ah! Mavi anteri nerede? E verdim demiş. E kime bir kare? Nasıl vereceğim demiş. Dedim sen de sikimde kim varsa birini versin. Yok dedi. O söz benim için değil. O söz onlar için. Yazıcılar için. Evet onlar öyle öğretiyor. Öyle konuşuyor. Ama sırça parmağı mı bu? Onu kımıldatmıyorlar yani bir şey yapması için. Yani dediyseydi. Yani kendileri giremiyorlar. Ama girmek için de köstek oluyorlar. Bak. İşte büyük gün İsa senin önünden köste almak ister. Nasıl bu sözleri konuşunca halk ne yaptı onun öğretişine şaştı. Ve ne dediler? Çünkü onlara yazıcılar gibi değil, yetkin biri gibi öğretiyor. Bakın. Yeterlidir kalbimizi açalım. Bu sözü kabul edelim. Ve azıcık. Zaten kurtuluşumuzu işlemek için hiçbir şey yapmamış. Petrus da der, kurtuluşla gereken her şeyi o bizlere verdi. Şimdi abi, bizler ne yapalım? Tutalım bu sözü. Amin. Yapalım, yerine getirelim. Ve Rab adını yücelttirecek. Kur'an bereketlesin bizlere kardeşim. Amin. Gerçekten düşünelim bu sözün üzerine. Karar verelim. Karar verelim hem de şimdi. Yine ola gidince şimdi. Ve dua ederken derim İsa'ya geldim sana nasıl? Amin. Çünkü öyle dedi, gelin bana ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar. Demedi bırak onu, bırak onu, bırak onu, bırak onu, kırk hamam yap da gel. Gel nasılsa. Canına rahat ararsan İsa'ya gel. Ona bak ve ondan öğren. Ve canına huzur ve rahat olsun. Tam bereketlesin. Amin. Amin. Allah'ım çok şükür. Sessiz olun kardeşler, dikkat edin biraz. Kardeşler. Bilirsin aslında. Yüreğiniz. Sadece yaz, yağ gibi konuşmayın. Hadi bakalım. 1. Korintlilere 7. bölümüne. Elçi Paulus'un Korintlilere 1. mektubu 1. bölümü 1. ayeti. Allah'ın isteğiyle İsa Mesih'in elçisi olmaya çağrılan Paulus ve kardeşimiz Sosthenes, Allah'ın Korint'teki kilisesine Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsallar olmaya çağrılmış olanlar ile hem onların hem de bizim Rabbimiz olan İsa Mesih'in adını her yerde çağıranların hepsine Babamız Allah'tan ve Rab İsa Mesih'ten size inayet ve selamet olsun. Amin. Bak kim çağırırsa İsa'ya, kim inanırsa ona inayet ve selamet olsun. İşte İncil'i okurken esenlik gelir sana, inayet gelir sana, selamet gelir sana. Allah'ın size İsa Mesih aracılığıyla verilen inayetinden ötürü sizin için her zaman Allah'ıma şükrediyorum. Amin. İnanç ol, bu vaazcıyı sevindireceğim. Amin. Her zaman anacak seni, yani dualarına sevini, yani Paulus çok sevdi bu kardeşleri. Onunla her şeyde, her sözde ve her bilgide zenginleştiniz. Amin. Amin. Sen inanç oldun mu? Zenginleştin. Amin. İnandın mı? Cennetin zenginliği kabine geldi. Sonsuz hayat geldi sana. Şükürler olsun. Bugün aklıma geldi değil mi? Düğüne gidesin ama boş yerden gitmeyesin. Evet. Lazım olsun bir şey yaparsın orada değil mi? Evet. Allah'ın evine gel boş cepten olacaksın. Amin. Yok burada ne atasın yani ben vereceğim bu kadar Allah'a, camiye bu kadar vereceğim. Hayır, gel boş yürekle Allah seni dolduracak. Amin. Allah verir bize kardeşler. Ama ne verebilirim? Ağzından çıkan sözler şükür olsun Allah. Bu kadar istiyor bizden. Nitekim Mesih'in tanıklığı sizde
pekiştiriyordu. Şöyle ki siz Rabbimiz İsa'nın Mesih'in gelmesini bekleyerek hiçbir armağanda eksiğiniz yoktur. Amin. İnandın mı Allah verecek sana. Ne lazımsa verecek sana. Camide duacılar olacak, müdahiciler olacak, bağışçılar olacak. Ne lazımsa camide gel Allah verecek sana. O da sizi Rabbimiz İsa Mesih'in gününde kusursuz olmanız için sonra dek pekiştirecektir. Şükür Allah bırakmayacak seni. Kardeş düştü mü Allah bırakmayacak. Amin. Kardeş yani yoldan saptı mı iyi çoban arayacak, bunu bulacak, bunu geri getirecek. Oğlun tarafından oğlu Rabbimiz İsa Mesih'in paydaşlığına çağrıldınız. Allah sadıktır. Şimdi ey kardeşler size Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarır ki hepiniz aynı şeyi söylesiniz ve aranızda bölünmeler olmasın ama aynı akılda ve aynı yargıda tamamen birleşmiş bulunasınız. Çünkü kardeşlerim sizin hakkınızda Chloe'nin evinden olanlar tarafından aranızda çekişmeler olduğu bana haber verildi. Tamam, Paulus yazdı bu kardeşlere, bölünmeler varmış orada. Kardeşler anlaşamaylar. Ama Toy kardeş gitmiş Paulus'un yanına. Paulus bilirsin ne oldu? Bu kardeşler çok çekişirler, çok yapıyorlar. Böyle Chloe'yi karşılayamayasın. Yani hep Paulus'a gidip, Paulus işittin mi kardeşler ne yapıyorlar? Olsa o Chloe kardeş böyle yaptın, bana söyledin mi? Bak sen Allah'ı seversen böyle Paulus işirecek, yoksa Çavun işirecek. Ama sadece kavga, çekişme yaparsan o da duyulacak. Kardeşler böyle yaparlar, iyi kardeşler. İmanla, camide, yani köklenmiş, güzel kardeşler. Ama her zaman çekişirler. O tamam çekişti. Bir gün Paulus'un kulağına geldi. O da yani bir şey yapmaya ayak kalkacak, bağıracak o kardeşler. Tamam kardeşler. Biz yani bazen çekişiz. Böyle şeyler var camilerde. Kardeşler anlaşamayalar. Ama şükür olsun çoban bırakmayacak bizi öyle. O kalkacak, dağılsın, bağıracak, korkutsun bizi, biz de susalım. Allah daha çok çalışsın bizimle kardeşler. Yani bu kardeşler inanç, imanda, camide iyi kardeşler. Ama çok problem oluyor onlarda. Ama çoban lazım, bağırsın onları, doğrulsun onları. Tamam. Böyle haber verildi. Şimdi ben şunu söylerim ki her biriniz ben Paulus'tan ve ben Apollos'tan ve ben Kifas'tan ve ben Mesih'tenim diyor. Yani karşıya derler benim çobanım Paulus. Benim çobanım Petrus. Benim çobanım İsa. Yani en hızlı sanki o benim çobanım İsa. Ama çok çekişmeler, anlaşamadı. Ama bakınız Paulus ne dedi? Mesih bölündü mü? Sizin için Paulus mu çağırmaya gelildi? Ya da Paulus'un adıyla mı vaftiz edildiniz? Hayır. Tamam sen bu çobanı sevilsin, sen onu sevilsin, sen yani ben ondanım, ben ondanım. Ama çarmıha kim gerildi bizim için? İsa. Temelimiz budur. Yani İsa bizim için öldü. İsa öldü, dirildi. Belki biz çekişiz, biz düşersek temele kadar düşeceğiz. Ama temelimiz İsa'dır. İsa kanı döktü bizim için. Mesih bölündü mü? Hayır. Sizin için Paulus mu çarmıha gerildi? Hayır. Ya da Paulus'un adıyla mı vaftiz edildiniz? Hayır, İsa'nın adıyla. Crispus ve Gaius'tan başka hiçbirinizi vaftiz etmediğin için Allah'a şükrediyorum. Bak Paulus iki kişi vaftiz etti. Sudan geçirdi. Yoksa bütün kardeşler diyecekler ki beni Paulus kurtardı. Beni Paulus sudan geçirdi. Beni Paulus böyle. Ben yani sizden daha ilerideyim sanki. Ama Paulus diye şükredim Allah'a. Sadece iki kişi sudan geçirdi. Öyle ki kimse kendi adımla vaftiz ettim demesin. Ve İstefanus'un ev halkını da vaftiz ettim. Bundan başka bir kimseyi vaftiz edip etmediğimi bilmiyorum. Bak Paulus sanki gururla söyledi. Ben sadece iki kişi sudan geçirdim.
Sonra aklına geldi. Toptan bir kişi var. Abi abi var. Başka varsa bebilme. Bebilme. Yaptı mı yapmadı mı? Böyle guru gelmesin bize karşı. Evet. İyilik ederken bile guru gelecek sana. Çünkü Mesih beni vaftiz etmeye değil, İncil'i vaat etmeye gönderdi. Amin. Sözüm bilgeliğiyle değil, öyle ki Mesih'in çarmıhı boşa gitmesin. Amin. Amin kardeşim. Ben bunu okumak istedim. Mesih beni vaftiz etmeye değil, İncil'i vaat etmeye Amin. Gönderdi. Çünkü bak, kurtuluş gelme vaftizle. Yani sudan geçirdiğim seni, o sular seni kurtarmadı, kurtaramadı. Yoksa yani bütün plaja gidenler kurtuldular. Çünkü onlara yıkanırlar sudan ama onların günahları affedildi mi o zaman? Hayır, yıkandılar. Sular beni yıkayacak ama kabini yıkayamaz. Bizim kabimizi İsa'nın kanı. Tamam yani bu sudan geçmek, bu vaftiz o kadar önemliyse ne için İsa Paulus'u yollamadı vaftiz etmek için? Hayır. En önemlisi İncil'i vaaz etmek. Biz de bağırmayız bütün karşıya. Haydi sudan geçin, sudan geçin. Hayır. İnanın Allah'ın sözüne. Yani biz İsa'yı vaaz ediyoruz. İsa senin yerine öldü ve dirildi. İman et ona, kurtulursun. Amin. Sular seni kurtarırsa her bir toplantıda yani sularla yapacağız. Hani kim kurtulmak isterse şimdi. Yani şimdi girsin suya, kurtuldu. Hayır. Biz buradan yapıyoruz karşıya. Su yoklarına kim kurtulmak isterse seslesin içini, iman etsin, inansın bu sözlere, o zaman kurtulacak kardeşim. Ama biz yani suyu vaaz etmeyiz, İncil'i vaaz ediyoruz. Çünkü İncil insanı kurtarandır. Çünkü çarmıhın vaaz edilmesi mahvolanlara akılsızlık. Ama biz kurtulanlara Allah'ın kuvvetidir. Abi. Allah'ın kuvveti kardeşler. Ama kime? İnananlara. İnanmadıkları bağıracağım, bütün gün konuşacağım, her şey anlatacağım. Ama gene akılsızlık. Ne için? Onların kapıları kilitli. Bu laflar giremez. Kabe giremez. Ama inan Allah'ın sözlerine, bu sözler kurtuluştur. Kurtaracak seni. Şükürler olsun. İman lazım bize kardeşler. Su değil, iman lazım. İman edelim. Allah iman verir. Bak ne güzel bir şey. Yani Allah iman veriyor bize. Biz de imanla kurtuluyuz. Yani biz iman satın almayız dükkandan. Biz iman almayız yani ormanlardan, sokaklardan, Allah'ın evinde iman var. Gel al bu iman burada, imanla kurtulacaksın. Bravo. Allah veriyor bize. Her kim isterse iman edebilir. O kadar yani kolay bir şey. Her bir insan iman edebilir kardeşler. Ve yani biz bakmayız. Bu kardeş daha akıllı. O daha büyük inanç olacak. Hayır. Kim isterse olabilir. Kim iman ederse bu sözlere karşı. Yani kim imanla dua ederse imanla her şey alabilir Allah'la. Yani varmış. Yalan değil ama masal gibi. Birisi cennete gitmiş, inanç gibi ölmüş, gitmiş cennete. Cennette bulmuş büyük yani sıklat mı değilsiniz, büyük şeyler, dolu, güzel şeylerle. O insan demiş Allah'a bu şeyler ne? Allah ona demiş, bu şeyler hepsi senindi ama doğada istemedin. Sen her şeyle istedin ama cennet dolu, vereceğim sana ama istemedin. Ama kimde iman varsa, fakir olsun, küçük olsun, kör olsun, imanlı olsun, istesin. Allah sevgiyle verir. Allah iman versin bize kardeşler. Kötü ol, yalancı ol, fena ol ama iman ol. Allah verecek sana. Allah sevgidir kardeşler. Geçen de işittiğim bir ilahiymiş. Ama neydi? Allah tembel insanı sevmez. Allah sever. Herkesi sever.
Değil mi? Yani İncil'de böyle şey yok. O ilahi nerede? Bizim tefere değil. Allah tembeli, çalışkanı hepimizi seviyor. Amin. Tembel ol ama iman et. Amin. Sana da verecek. Ama tembel sen çok duvar yapmayacaksın. Yaşmalısız iş ama gene iman et. Yüreğini ver İsa'ya dolduracaksın. Ama İncil karşı. Yani İsa kurtaracak herkesi. Gelsin, kör olsun, topal olsun, ihtiyar olsun, sadece gelsin. Yani onun sofrası dolu, kurulmuş, hazır. Her kim isterse gelsin, ekmek yesin. Ben gittim, ekmek yedim orada, iki porsiyon yedim. Ne için istedim? Ben çok istemedim ama önüme koyuldu. Tamam, ben başka ne? Kim ekmek yediyor orada? İsteyen, kim istediyse ekmek yedi. Tamam, Allah'tan kim bir şey alacak? İsteyen alacak. Gel duaya, utanma, gel ortaya. Yani biz dua derse, köşte durma, kapıda durma, buraya gel. Söyle Allah'a, ben bunu isteyeyim senden. Belki bugün verirsen. Ama iman et, Allah büyüktür. Allah zengin, Allah da seni seviyor. Bir onu bulmuş, seni seviyor. Amin. Gel ona, iman et ona, İncil'i vaaz ediyoruz. Ama ben sudan geçmedim. Yok bir şey. Gel İsa, dolduracak seni, verecek sana. Amin. Şükürler olsun. Amin. Yapalım dua kardeşler. İhtiyaç duası ve siz derse dua. Buyurun kardeşler. Baba sana şükür. Baba sana şükür. Baba sana şükür.